Ya Gökhan ya, bu sefer başka abi. Vallahi sanki yıllardır birbirimizi tanıyor gibiyiz ya. Her şeyimiz aynı. Oğlum yeter lan, benle ilgilen artık. Bak, biraz bana bak ya. İlk defa, uzun zaman sonra ilk defa bir kız var diyorum oğlum. Oğlum daha ne kadar ilgileneceğim? Baksana jilet gibi olmuşsun ha. Biraz abartı olmadı mı ya? Gökhan bak, bunu duymamış olayım Gökhan. Gerçekten. Bak şimdi, biz artık lisede değiliz, bunu anla artık. Merve'lerle seninlerle öyle hamburger yemeye gitmiyorsun. Biraz vizyon ya. Yemeğe çıkacaksın. Doğru. Doğru tabii. Bir şey diyeceğim, bu ne ya? Bana bak, bir mesaj falan mı vermeye çalışıyor? Ne bu? Bilmem. Bir sor istersen kendisine. Oğlum soracağım da yani şimdi ya kötü bir şey çıkarsa ne yapacağım? İşte. Heyecanlı mısın ha? Heyecanlı mısın? Çok. Geçen gün ben de şey yaparken heyecan. Şey, kişnesene lan bir. Bir kere kişne. Saçmalama hadi. Hadi ya, bir kere kişne ya. Benim oğlum için. Hadi ya. Gökhan, üzgünsün. Ben dizginlenemeyen bir atım. Kesinlikle öylesin. Kareyim benim be. Çok oldu. Çok şey oldu. Ulan Sinan, yaralı parmağı işe dedik. A**tım batırdın ya. Efendim? Ya sen bana böyle yemek deyince ben böyle saçma sapan giyindim ama kusura bakma ya. Saçmalama ya, ne önemi var? Yok, önemi yok da işte millet bakıyor böyle. Oğlum dönsenize lan önünüze. He? Hiç mi görmediniz böyle yakışıklı jilet gibi adam? Paspallar sizi be. Azıcık... Sen biraz fazla mı hesaplı kitaplı yaşıyorsun? Nasıl? Geldiğinden beri etrafa bakıyorsun Gökhan. İnsanlar sana bakıyor mu, gülüyor mu diye deliye döndün. Yemeğini bile yemedin. İyi de yani bunlar da böyle kaşı gözü şeyi ayrı o. Anladım. Takıntılısın. Mesela senin patatesin baharatlı. Deminden beri bilerek buradan yiyorum. Gözün hep burada. Bu bir. Geldiğinden beri insanlar sana bakıyor diye kafayı onlara taktın. Bu da iki. Yani önümden yemek alınması konusu hassas. O sen bana patates istiyorum de ben böyle çuvalla seririm önüne de. Baharat söyleseydin sen de, Allah Allah. İnsanların ne düşündüğünü boş versene. Herkes kendi gözündeki filtreden bakıyor hayata. Bırak istediklerini görsünler. Önemli olan senin kendini nasıl hissettiğin. Ya sen ne güzel cümleler kuruyorsun ya böyle. Ben mesela böyle cümleler kuramıyorum biliyor musun? Ben kuruyorum böyle. Arada bir oluyor. O da böyle tümleci sona gidiyor. Böyle fiili yok. Şeyi, bağlaçları daha ayrı yazamıyorum. O dilime de yansıyor. Anlamıyor kimse ne dediğim. Ben diyorum ulan ne güzel laf ettim. Ne bön bön bakıyor bana. Üçüncü takıntını da söyleyeyim mi? Söyle. At kafası. Ne? Demek beni böyle bir at gibi dizginlenemez özgür biri olarak gördün ha? Yani aslında hoca modelin sizde ne çağrışım yaptığını zihninizde canlandırın dedi. Ben de galiba seni öyle canlandırdım. Vay be. Vallahi biliyor musun bak, ben de kendimi bir hayvana benzetsem at derdim. Bu diğer resmi çizenler hangi hayvan yapmış? Horoz. Şaka şaka. Bak yine başkalarının ne düşündüğünü önemsedin. Yok ya. Ben horoz da faydalı bir hayvan sonuçta. Onun bir yeri var bu hayatta. Artık kalkalım mı? Ben sergiye yetişeceğim de. Aa olur olur. Dur ama kalkma, bir şey söyleyeceğim. Şey mi yapsak? Sen numaranı ver bana. Ama bu sefer böyle normal kıyafetli bir şekilde. Hem daha düzgün bir kıyafetle karşına çıkarım. Kıyafet konusunda anlaştık. Ama ben telefon kullanmıyorum. Oh,
Telefon kullanmıyorum ne ya?